Geçecek Reyhan. İnan bana geçecek. Ne zaman? Bilmiyorum. Ama geçecek. Bilemezsin. Geçmiyor çünkü. Biri bitmeden diğeri başlıyor. Ben bir tarafı kapattıkça başka bir yerde yara açılıyor. Sanki herkes birleşmiş, herkes benim canımı yakmaya çalışıyor. Ben herkes miyim? Ve senin kocanım. Biz hani birbirimize bir söz vermiştik. Öyle sık sarılacaktık ki aramıza hiçbir şey giremeyecekti. Haklısın. Bunu ilk ben bozdum. Ama sen kendini benden uzak tutunca ben kahroldum. Ben zannettim ki böyle bir durumda ilk benim yanıma gelirsin. Ama sen benden uzak durmayı tercih ettin. Neden? Bir şey oldu. Bir şey oldu Miran. Benim yaşadığım her şey dağ oldu, yakıldı üstüme. Affettim sandım. Affettim sandıklarım. Öfke oldu, doldu içime. Hatta senin canını bile yakmak istedim. Benim gibi yan istedim. Yaksaydın. Kendini benden uzak tutacağını, bütün öfkeni bana kussaydın. Reyhan, sen başına gelenleri hak etmedin. Ama ben senden gelecek her şeyi hak ettim. Her şeyi. Öfkeni de, nefretini de, her şeyi. Ben senin pişmanlığını görüyorum. Seni daha fazla pişman edince benim acım geçmeyecek ki. İşte şimdi aynı pişmanlık babanın gözlerinde de var. İnsan yarın ne olacağını, başına ne geleceğini bilemiyor. Ama inan bana, şeyleri kaybettikten sonra yaşadığın pişmanlık şu an çektiğin acıdan çok daha büyük oluyor. Aklın babanla değil mi? Biliyor musun? Ben babamı neredeyse hiç hatırlamıyorum. Pek görmedim. Genelde hep dışarıda olurdu. Gecelerde geç gelirdi. Aslında hep görmek istedim. Ben de diğer çocuklar gibi babamın elini tutup bir yerlere gitmek, oyunlar oynamak isterdim. Aslında her gün bunun hayalini kurarak beklerdim. Beni geç saatlere kadar ayakta durmama izin vermezlerdi. Ben de zaten uyuyakalırdım. Bir gece herkes yattıktan sonra sessizce kapının önüne geçtim, oturdum.
uyumadan bekledim. Babamı o kadar çok görmek istiyordum ki. Bana hiç anlatmamıştın baba. Sonra? Sonra uyumuşum yine. Kendime geldiğimde babamın kucağındaydım. İçeri götürüyordu. Babam bozulmasın diye gözümü hiç açmadım. Uyumuş gibi yapmaya devam ettim. Beni odama götürdü. Yatağıma yatırdı. Üstümü örttü. Başımı okşadı. Bana... Oğlum. Oğlum diye seslendiğini duydum. Sonra da çıktı gitti. Ben bugün hala... gözümü açıp boynuna babam diye sarılmadığıma pişmanım. Belki başka bir şey olabilirdi. Ne olurdu? O gece son duraya. Babam o gece öldü. Eğer... eğer ben... sarsaydım belki gitmeyecekti. Belki yanımda uyuyacaktı. Bilemiyorum ki. Değişecekti bir şeyler. Hatta belki ben de senin gibi... babamla büyüyecektim. Sana çektiğim acıyı değil, yaşadığım pişmanlığı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sen bunu hala yapabilirsin. Senin baban bunu hak eden bir adam. Sen bu sevgiyi hak eden bir evlatsın. Bunu kendinden uzak tut. Sadece babana değil, sana da ceza. Ben bunu görüyorum. Babam. Bana bunca emeği geçen adamla böyle uzak olma. Ben canımı çok yakıyor. Ama böyle bir yalan. Baban sana yalan söylemedi Rayhan. Baban seni kaybetmemek için gerçeği erteledi. İkisi farklı şeyler. Yaren seni incitmek için doğruyu söyledi. Baban seni üzmemek için sustu. İnan benim sana bir şey söylemem lazım. Asiye, farkında mısınız? Sen de şahitsin Asiye. Kısa zamanda hedefi 12'den vurma konusunda tarih yazdım. Haklısınız Sultan Hanımcığım. Çok hızlı öğrendiniz. Önüne geleni anlat bunu. Şanım yayılsın. Gerçi bu silah milah işleri falan pek benim kalemim değil. Ben daha çok zekamla 12'den vurma konusunu tercih ediyorum. Böyle pataküte işler, kendine aklına güvenmeyen insanların işi. Silahla milahla olmaz o iş. Kafanı kullanacaksın. Zekanla yeneceksin düşmanını. Haklısınız Sultan Hanım. Sultan Hanım. Oo, hoş geldin Cihan Şadoğlu. Hayırdır? Daha yeni görüştük. O gün söyleyemeyip de bugün söyleyeceğin şeyine merak ettim doğrusu.
Haklısın, biraz çabuk oldu ama işte iadeyi ziyaret edeyim istedim. Bizim konakta konuştuklarını duyunca dertlerimizin aynı olduğunu düşündüm. Belki de birbirimizi anlayabiliriz. Ha? Ne istiyorsun? Azize Aslan Bey'in kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Onu anlatsam tuğla gibi bir roman, 5 sezon dizi olur, gına gelir, bitmek bilmez. Nesini anlatayım? Bak, bu Azize Aslan Bey'in benim aileme yaptığı eziyetin aynını senin ailene de, çocuğuna da, sana da yaptığını biliyorum. Hiç düşündün mü neden? Ben düşündüm. Yetmedi, araştırdım. Vay, Cihan Şadoğlu. Demek sen de bu işin içindesin, ha? Azize'yi araştırdın. Vallahi çok bağırandan değil. Karda yürüyüp izini belli etmeyenden korkacaksın Sultan Hanım. Ne buldun peki? Hiçbir şey. Yürürken kendince yeri göğü inleten Azize Aslan Bey sanki yok. Sanki hiç yaşamamış. Ya şuncacık iz bırakmamış ardında. Neden? Hah, Azize'yi tanımışsın işte, fazlası yok. Bu Azize Aslan Beylere gelin gidip eve girdikten sonra onur yüzünü kimselere göstermemiş. Şimdi sen hani biliyor musun, bir akraba, bir dostu, bir hasımı. Sen ne demeyi öğrenmek istiyorsun bunları? Ya ben sana bir soru sordum. Biliyor musun, bilmiyor musun? Gerisine sen karışma. Sen de bizim aile işlerimize karışma. Azize Aslan Bey'in derdi ne oğlu ne de dişah. Başka bir derdi var. Hem de çok başka. Sana bunu düşündüren şey ne? Ya sen diyecek misin, demeyecek misin Sultan Hanım? Anlaşıldı, anlaşıldı. Azize karısı senin de gözünü korkutmuş. Hani ben konağa gelip öyle konuşunca sen ondan korkmuyorsun sanmıştım ama yanılmışım. Hadi. Sana diyeceğim bir şey var. Ama tek bir şartla. Nedir? Azize ile ilgili ne öğrenirsen bana da anlatacaksın. Aslan Beylerin bir halası varmış diyorlardı. Adı Füsun. Azize'nin görümcesi. Ya ben bile tanımadım o derece yani, artık ne derdi varsa. Peki bu kadın yaşıyor mu? Nerede kalıyor? O kadarını ben bilemem. Gerisini sen araştır. Kardeş ölünce çekip gitmiş. Bir daha da kimse haber alamamış. Peki. Eyvallah sultanım. Minnet için söylemedim. Anlaşmamızı unutma. Bizi kolay lokma gördün Azize. Şimdi Cihan Şadoğlu ile uğraş bakalım. Öz babanın olmuş öyle mi? Oh babaannem. Oh. Sen zarfı açtın mı? Yırtıp attım. Yani 1000 kilometre öteden bile eli kolu uzanıp bizi buluyor ha. Her fırsatta zehrini akıtıyor. Ama ben bunun hesabını soracağım ona. Miran, hayır. Gitmeyeceksin bir yere. Onun istediği de bu zaten. Benim canım yakınca senin karşısına dikileceğini biliyor. Seni zayıf yerinden vurabilmek için de onu duyabileceğin kadar yakınında ol istiyor. Ona vereceğin en büyük ceza ondan uzak kalmak olur. Gitme. Peki. Peki sen pişman mısın? Zarf açmadığın için. Hayır. Pişman değilim ben. Onun kim olduğu, nerede olduğu, nasıl yaşadığı benim umurumda bile değil.
Benim tek korkum var. Eğer babaannen o adamı bulmak için bu kadar uğraştıysa... onu hayatıma sokmak için de uğraşabilir Miran. Ben o zaman ne yapacağım bilmiyorum. Ben bundan korkuyorum bir tek. Yok. Yok. Bu kadarını yapmaz. Bu kadar ileri gitmez herhalde. Yapamaz mı? Yapmaz mı? Benim başıma gelenleri keyifle köşesinden seyrederken... seni intikam için ikna etmeye uğraşırken bile... benim üveyliğimi biliyormuş babaannen. Kendi söyledi. Bunu yapabileceklerini ikimiz de biliyoruz Miran. Eyan. Sen merak etme, tamam mı? Ben seni üzecek hiçbir şeye izin vermeyeceğim. Büyük sözler verme. Çünkü babaannen intikam için beni de, ailemi de, sevdiklerimi de üzmenin bir yolunu mutlaka buluyor. Bulacak da. Beyan, ben çabalıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Senin üzülmemen için, ailenin üzülmemesi için. Miran. Elinden gelen bundan fazlası. Bizim için. Ailemiz için. Sevdamız için. İntikamından vazgeçecek misin? İntikamından vazgeçecek misin? Söyleyeceğim. Hadi. Miran, istemiyorum. Ben yüzünü bile görmek istemiyorum onu. Eyan. Sen bana bir soru sordun değil mi? O sorunun cevabını onun da duymasını istiyorum. Tamam. Hadi. Miran. Yemekte hiçbir şey yemedin. Çorba getirdim. Yok İsmail, sen kendine hazırla ye. Benim iştahım yok, yemeyeceğim. Ama öğlen de bir şey yemedin. Daha ilaçlarını içeceksin. Yok İsmail. Miran. Reyhan, hoş geldiniz. Hayırdır? Bu sefer neyin hesabını sormaya geldin? Yanına karnı da almışsın. Reyhan bana bir soru sordu. Ben de cevabını karşında vermek istedim. Ne sordu karın?
Neyin cevabını verecekmişsin? İntikamdan vazgeçip geçmeyeceğimi sordu. Bunun cevabı zaten belli. De. Mesele o değil. Mesele böyle bir soruyu hangi cesaretle sana soruyor? Anamla babam ne zaman mezarından çıkıp gelirse intikamımdan o zaman vazgeçerim dersin. Demedin. Demedim. Neden biliyor musun? Çünkü ben intikamımdan vazgeçtim. İntikamımdan vazgeçtim. Daha iyi anlaman için bir daha soruyorum. Ben intikamımdan vazgeçtim. Senin yalanlarına, iftiralarına, günahlarına ortak olmaktan vazgeçtim. Anladım ki benim Hazar Şadoğlu'ndan alacağım bir intikam yok. Benim için artık bu kirli oyun bitti. Beni bu kaçıncı öldürüşün Miran? Diri diri kaçıncı mezara koymuşum? Ben sana hiçbir şey yapmadım Azize Aslan Bey. Sen ne yaptıysan kendine yaptın. Yapmadın he mi? Sen benim karşıma geçip nasıl intikamımdan vazgeçtim dersin? Eğer bana nefretinden bunu söylüyorsan, o sadece benim intikamım değil, senin de intikamın. Ben bir oğul verdim, sen ananı babanı kaybettin. Yarın mahşerde onların karşısına geçip ne diyeceksin? Ha? Sevdama yenik düştüm, düşmanımın kulu kölesi oldum diyeceksin, utanmayacak mısın? Ben senden başka kimsenin kul kölesi olmadım. Senelerce gözüm kulağım kapalı inandım sana. Ne dediysen doğru dedim. Güvendim. Ama zaman benim haksız, senin de zalim olduğunu ortaya çıkardı. Ben kimseyi öldürmedim. Zalimler senin etrafında. Sen düşmanların oyuncağı olmuşsun. Yazıklar olsun. Sana verdiğim emekler haram olsun. Keşke vermeseydin Azize Aslan Bey. Çünkü bütün emeklerin boşa gitti. Sen benden bir canavar yarattın. Ama Sevda'yı hesaba katmadın. Sen yalan bir intikamdan gerçek bir aşk yarattın. Teşekkür ederim. Git burada. Benim kanına ihanet eden bir torunum yok. Thank you.
Demek vazgeçtin ha? Demek vazgeçtin Miran Şadoğ. Demek kendi kanına kurşun sıkmak zor geldi. Babama götür beni. Babama gidelim. Tamam, gidelim. Sen nereye istersen gideriz. Ne yapmak istersen yaparız. Yeter ki mutlu olur ya. Yeter ki yanımda ol. Benimle olsun.